Merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Bulut. Bugün ev stüdyosu kuruyoruz serisinin 3. bölümü için buradayız. Bugün referans kulaklıklarından ve referans monitörlerinden bahsedeceğiz. Çünkü ses kartımızı seçtik, mikrofonumuzu da aldık bizim bunu bir şekilde dinleyebilmemiz de gerekiyor. Açıkçası ev ortamında referans kulaklığı kullanmak çok daha faydalı. Neden? Çünkü günün istediğiniz saatinde kayıt ya da mix yapabilirsiniz. Evdeki kimse rahatsız olmaz. Komşularınız rahatsız olmaz. Kulaklıkla çalışmak bu açıdan çok büyük avantaj. Kulaklıkla çalışmanın dezavantajlarına gelecek olursanız uzun süre çalıştığınızda açıkçası yorucu olabilir. Kulaklıkla mix yaptığınızda genellikle kullandığınız ambiyans efektlerini, reverb delay'i, tizleri, bazı frekansları kulaklığın karakterine göre olduğundan daha fazla duyma olasılığınız var. Bu da sizin mix'inize yansır ve başka yerlerde dinlediğiniz zaman belki bununla ilgili bazı sıkıntılar çekebilirsiniz. Ama mix'le ilgili okuduğum kitaplarda da ödül kazanmış, çok ünlülerin mix'lerini yapan insanların da ilk söylediği şey şudur. En iyi referans monitörü alıştığınız referans monitördür. Bu nasıl olur? Çok fazla kayıt yaparak olur. Kaydınızı yaparsınız, başka yerlerde dinlersiniz, ne gibi sıkıntılar olduğunu ölçersiniz. Kaydınızı referans aldınız, ben şu şarkıya benzer bir kayıt yapmak istiyorum gibi referans aldığınız bir şarkıyla karşılaştırırsınız. Oradaki eksikleri duymaya çalışırsınız ve bu şekilde kullandığınız referans hoparlörüne ya da referans kulaklığına alışmaya başlarsınız. Mix'teki hareketleriniz de ona göre olmaya başlar. Tabii ki kulaklık müthiş filet bir ses verse, hoparlör çok tertemiz, hiç yorumlamadan bir ses verse bu iş sizin için daha kolay olur. Ama alıştıktan sonra da çok güzel miksler ortaya çıkarabilirsiniz. Düşük bütçeli bir kulaklıkla ya da ortalama bir referans monitörüyle. Ürün tavsiyesi vermeden önce altını çizmek istediğim bir konu var. Özellikle bu videoyu yapmadan önce kısa bir araştırma yaptım. Türkiye fiyatları ile yurt dışı fiyatları arasında özellikle referans kulaklarında ve hoparlörlerde çok ciddi fark var. Hatta Türkiye'de satış fiyatı 1300 lira olan bir kulaklıkla 650 lira olan bir kulaklığı karşılaştırdım. Benim bizzat gidip görme imkanım da oldu. Grubumla sahneye çıkmak için Köln'e gitmiştik. Orada müzik store'da gözümle görme imkanım da oldu. Bu 1300 lira olan kulaklık 650 lira olan kulaklıktan daha ucuzdu. Ve herhangi bir kampanya yoktu. Yani Türkiye'ye gelirken distribütörlerin ya da talebe göre fiyatlandırmadan kaynaklı bazı ciddi uçurumlar oluşabiliyor. Bunu niye anlatıyorum? Kulaklık taşınabilir bir şey, ufak tefek bir şey olduğu için hem kendinizin gitme imkanı varsa yurt dışına kendiniz alıp getirebilirsiniz ya da giden bir arkadaşınızdan rica edebilirsiniz. Böylece o uçurumdan zarar görmemiş olursunuz. Konumuz ev stüdyosu olduğu için referans hoparlörlerine çok fazla dalmak istemiyorum. Açıkçası burada referans kulaklıklarından bahsedeceğim. İlk tavsiye edeceklerim tabii ki benim de kullanmış olduğum, bir tecrübe yaşamış olduğum kulaklıklar. Samson SR850 modeli ve Presonus'un HD7 modeli şu anda stüdyomda da var. Hani Eskişehir'de bulunan arkadaşlar gelip dinleme fırsatı da bulabilirler. Ben bu iki kulaklığı da kayıtta zaten sürekli kullanıyorum kayıt esnasında. Mix'te de referans monitöründe mix'imi yaptıktan sonra bir kontrol amacıyla ikisiyle de dinleme yapıyorum ve çok da avantajını görüyorum açıkçası. İkisi de gayet sorunsuz şekilde çalışan referans kulaklıkları. Benzer fiyat aralığında Alessis'in SRP100 modeli de var. Bununla ilgili de çok olumlu şeyler okudum. Audio Technica'nın ATHM 20X, bu 20X, 30X, 40X, 50X modelleri var. Bunları kullanma fırsatım olmadı ama birçok insandan da olumlu tepkiler aldım bu kulaklıklarla ilgili. Birazcık daha bütçenizi yükseltebiliyorsanız ya da dediğim gibi videonun başında dediğim gibi yurt dışından getirme imkanınız varsa KRK'nın 6400 ve 8400 modelleri var. Bunlar birazcık dediğim gibi Türkiye'de biraz pahalı gelebilir ama yurt dışı fiyatı sanırım 90 euro kadar. Bu çok fazla insanın tavsiye ettiği bir kulaklık. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani denemenize gerek yok. Yurt dışından biri getiriyorsa ödemenizi yapın ve alın. Gönül rahatlığıyla kullanın derim. Bir de Türkiye'de çok fazla talep gören AKG'nin referans kulaklık modelleri var. Bunların tek tek modellerini saymamıza gerek yok. Hepsi gerçekten iyi performans veriyorlar. Burada altını çizmek istediğim şey şu. AKG'nin gerçekten yurt dışı fiyatıyla çok ciddi bir uçurum var. Yurt dışı fiyatlarına bakın ve imkanınız varsa bir tanesini oradan getirin derim. Referans monitörlerine çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü çok ciddi bir fiyat aralığı olan bir konu. Eğer referans monitörü olsun ben gerçekten hoparlörle de çalışmak istiyorum ve bunun için imkanım var. Ses sorunum yok, evde rahat rahat yapabilirim diyorsanız. Yamaha'nın, Behringer'in, Emodion'un, Alesis'in uygun fiyatlı olan referans monitörleriyle başlayabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi referans kulaklığın size vereceği yorgunluğu da atar. Ve aynı zamanda da nasıl olsa kayıt için bir kulaklık alacaksınız. Mix'i iki tane dinleme imkanıyla karşılaştırmanızı sağlar. Bu da büyük bir avantaj bence. Evet arkadaşlar ben Ufuk Bulut. Bugün üçüncü bölümümüzü çektik. Dinleme ile ilgili konuştuk birazcık. Referans kulaklıkları ve referans hoparlörlerden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.